23 yaşındaki Graham Young'a bunca insana bu korkunç şeyleri yapmasının sebebi sorulduğunda verdiği cevap herkesin tüylerini diken diken etmeye yetti. Çünkü kendisi, "Onları artık insan olarak görmüyordum, benim için ginepikten bir farkları yoktu" cevabını verdi. Bu yaşanmış hikayeyi dinledikten sonra insanlardan aldığınız çayları ya da kahveleri sorgulayarak içmeye başlayacaksınız ve en yakınınıza bile güvenmemeniz gerektiğini bir kez daha anlayacaksınız. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün insan avcılarına bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve insan avcılarının bugünkü bölümünde Graham Young'dan bahsedeceğiz. Bu dava gerçekten anlatmak için çok heyecanlı olduğum bir dava. Çünkü hem araştırırken çok şaşkınlık yaşadım, hem anlatırken de eminim yaşayacağım yani şimdi. Heyecanlıyım zaten, şimdiden eminim belli oluyordur. Sizin de çok ilginizi çeken bir konu olabileceğini düşünüyorum. Bundan dolayı izlemeye devam edin. Olabildiğince sonuna kadar izlemeye çalışın hatta. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitaplarım, karanlık dosyalar, çözülmüş vakalar ve gizemli kayıpları da satın almak isterseniz açıklamaların en başında onun da linkini bulabilirsiniz. Evet, şimdi videomuza geçelim. Graham Frederick Young 7 Eylül 1947'de Neasden, Kuzey Londra'da Fred ve Bessie Young'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi hamilelik sırasında pleuroziye yakalandı. Bu da akciğer zarı iltihabı oluyormuş ve oğlunun doğumundan 3 ay sonra da maalesef tüberkülozdan hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi Fred onun ölümüyle harap oldu gerçekten ve çocuklarına bakamayacağını fark etti. Bundan dolayı Graham teyzesi Winnie'nin bakımına verildi. Yani artık ona o bakacaktı. Bir de kız kardeşi vardı, Winifred adında. Winifred de büyük annesiyle büyük babasına verildi. Young hayatının 2 yılını teyzesi ve kocasıyla birlikte geçirdi ve onlara bu süre içerisinde çok yakın oldu. Ancak 1950 yılında babası yeni birisiyle evlendi ve bu da Molly adında bir kadındı. Molly ile birlikte St. Albans'ta aileyi tekrardan bir araya getirdi. Ama Young teyzesinden ayrıldığına çok üzülmüştü ve bundan dolayı rahatsızlığını da çeşitli yollarla belirtmeye çalışıyordu ailesine. Bunlardan birisi hiç kimseyle konuşmuyor oluşuydu. Yani daha doğrusu çok fazla insanlarla sosyalleşmeyi tercih etmezdi. Yalnız başına takılırdı ve çok da tuhaf davranışları olduğunu söylerlerdi. Ve okuyabilecek yaşa geldiğinde ise ilginç bir okuma alışkanlığı geliştirdi. Genel olarak kurgu olmayan cinayet vakalarını okumaya başlamıştı ve özellikle de kötü bir şöhreti olan Dr. Crippen'a hayrandı. Dr. Crippen da insanları zehirleyen bir kişi olarak bilinmekte İngiltere'de. Ayrıca ergenlik çağına geldiğinde de Adolf Hitler'a karşı böyle sağlıksız bir hayranlık geliştirmeye başladı ve herkese onu savunmaya başlamıştı çevresindeki. Herkese onun aslında yanlış anlaşılmış iyi bir lider olduğunu anlatmaya çalışıyordu ve kıyafetlerine gamalı haçlar takmaya başlamıştı. Bunların yanı sıra böyle okült şeyler hakkında da kitaplar okumaya başladı. Özellikle cadılıkla ve Wicca ile ilgileniyordu. Hatta insanlara da bu konuda çok geniş bilgileri olduğunu anlatmaktaydı. Tabii bir keresinde ayin gibi bir şey düzenledi ve bir kediyi kurban edecekti. Bu ayinine mahalledeki yaşayan çocukları da dahil etmeye çalıştı. Ve zaman içerisinde yaşadığı bölgeden birkaç tane kedi ortadan kayboldu. Bu da aslında bu törenleri böyle devam ettirdiğini gösteriyordu. Akademik olaraksa tek ilgi alanı kimya, toksikoloji ve adli bilimlerdi. Ve okulda bunlar hakkında tabii ki sınırlı kaynaklar vardı. Yani okulda bunlar hakkında geniş bilgiler öğretilmiyordu. Ve bundan dolayı da Graham Young gidip kendisine okul dışında kitaplar aldı ve onları okuyarak bilgi sahibi olmaya çalıştı. Aslında onun kimyaya ve bu kitaplara olan ilgisi ailesinin de hoşuna gitmeye başlamıştı. Bundan dolayı babası ona böyle bir dikkatini çekecek bir kimya seti aldı ve böyle ufak tefek deneyler yapıyordu bununla Graham. 13 yaşına geldiğinde ise toksikoloji hakkında gerçekten kapsamlı bir bilgiye sahipti. Bundan dolayı gidip bir yerel bir eczacıyı aslında 17 yaşında olduğuna inandırdı ve ondan böyle deney yapmak amaçlı bazı maddeler satın aldı. Bu maddelerin arasında tehlikeli miktarlarda antimon, digitalis, arsenik, ağır metal ve
natalyum vardı. Ve bunları aldıktan sonra Graham deneylerini yapmaya başladı. Bu deneylerin ilk kurbanı ise sınıf arkadaşlarından birisi olan Christopher Williams olacaktı. Bir gün Christopher, Graham'dan aldığı bir kokteyli içtikten sonra rahatsızlandı. Ve uzun bir süre boyunca ağrılı kramplar, kusma ve baş ağrıları çekti. Bunun sonucunda hastaneye gittiğinde ise herkes şaşkına uğramıştı. Çünkü neden böyle bir hastalığa yakalandığını anlayamıyorlardı doğal olarak. Ve Williams her ne kadar kötü bir deneyim yaşamış olsa bile hayatta kalmayı başardı. Ama tahmin edersiniz ki bu deney Graham Young'ı yeterince tatmin etmemişti. Çünkü herhangi bir şekilde Williams'ı yani Christopher'ı gözleyememişti. Nasıl bir süreç ilerlediğine şahit olamamıştı ve Christopher hayatta kalmıştı. Bu yüzden odağını sınırsız erişiminin olduğu bir gruba çevirmeye çalıştı. Yani ailesine. Bu şekilde Graham üvey annesini, babasını ve kız kardeşini zehirlemeye başladı. Molly Young Şubat ayından itibaren hastalık belirtileri göstermeye başladı. Kusma, ishal ve dayanılmaz mide ağrılarından şikayetçiydi ve bu ağrıları başta safra atakları olarak tanımlandı. Safra kesesinde bir iltihap olduğu olabileceğinden ve bundan dolayı bunları yaşadığından şüpheleniyorlardı. Ama çok geçmeden Graham'ın babası da aynı şekilde rahatsızlıklar göstermeye başladı. Ve onu da böyle benzer mide krampları günlerce güçsüz bırakacak şiddetteydi. Bunun da ardından Graham'ın kız kardeşi de şiddetli ağrılar çekmeye başladı. Yani bütün aile hasta olmuştu. Hatta Graham da kendisi de hastalandı bir süre sonra. Ve bundan dolayı böyle ailede bir virüsün dolaştığına inanmaya başladılar. Hatta Graham'ın okuldaki birkaç arkadaşı da aynı semptomlardan dolayı rahatsızlık gösterdiklerinde bunun bir virüs olduğundan aslında insanlar emin olmaya başlamışlardı. Graham'ın babası aslında başlarda bu Graham'ın evdeki kimya setini böyle dikkatsiz bir şekilde kullanmasından dolayı bunu yaşadıklarını düşünmüştü. Yani sana aldığım bu seti sen doğru düzgün kullanmadın, hepimize kimyasal bulaştırdın, bu yüzden hepimiz hastalandık diyordu. Ama yine de onu suçlamayı reddetti. Yani oğlunun bilerek böyle bir şey yapacağını düşünmüyordu. Bunun sebeplerinden birisi de zaten Graham'ın da kendisinin hastalanmış olmasıydı. Bu da yani bir yerde ya bilerek yaptığı bir şeydi ailesi şüphelenmesin diye ya da onları hazırladığı çaylardan vesaire yanlış bardağı alıp kendisi içmişti. Bundan dolayı hastalığa kapılmıştı. Kasım 1961'de Winifred Young'a yani Graham'ın kardeşine Graham tarafından bir fincan çay ikram edildi. Kız kardeşi bu çayın tadını o kadar ekşi buldu ki bir ağız dolusu içmeyi bile başaramadı. Ardındansa direkt çayı döktü. Bu olaydan bir saat sonra ise işe gitmek için evden ayrıldı. Ama trene bindi halüsinasyon görmeye başladı. İnsanlar onun bu halini fark edince onu trenden indirip istasyondan çıkarttılar yardım ederek ve hastaneye götürdüler. Hastanede doktorlar Winifred'in zehirli olan Atropa Belladonna'ya maruz kaldığını söylediler. Bunun üzerine Fred Young yani babaları gidip oğlunu sorguladı. Hani Bu neden oluyor? Sen mi yaptın bunu? Çünkü kız kardeşine sen sabah çay vermiştin. Onun ardından hastalandı. Sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Ve Graham ise hayır baba ben bir şey yapmadım dedi. Kız kardeşim her zaman bu fincanların içerisinde şampuanını karıştırıyor. O yüzden o şampuanların kalıntısı zarar vermiştir ona dedi. Ama Fred buna ikna olmamıştı ve gidip Graham'ın odasını aradı. Odayı aramasına rağmen de hiçbir şey bulamadı. Bundan dolayı da Graham'ı uyardı. Bu işte oyuncaklarınla uğraşırken ileride daha dikkatli ol dedi. Ve bir daha bu konu üzerine düşünmedi. Ama bunun ardından üvey annesi Molly Graham'ın özellikle odak noktası haline geldi. Ve bir gün kocası tarafından evlerinin arka bahçesinde acı içinde kıvranırken bulundu. Ve hani Fred onu buldu oğlu Graham da onun başındaydı ve böyle şaşkınlıkla izliyordu neler olduğunu. Bunun ardından Molly hastaneye kaldırıldı ama o gece yani 21 Nisan 1962'de hayatını kaybetti. Fakat ölümünün zehirlenmeyle bağlantılı olabileceği ilginç bir şekilde düşünülmedi. Hatta daha önce geçirdiği bir trafik kazasından dolayı oluşan boyun fıtığının buna sebep olduğunu düşündüler. Bunun ardındansa Graham Molly'nin yakılmasını önerdi işte krematoryumda.
Ve doktorlar da bu öneriyi kabul ettiler. Ve her ne kadar ölümü biraz şüpheli olsa bile Molly krematoryumda yakıldı. Daha sonra ise Graham'ın böyle onu yavaş yavaş zehirlediği ve Molly'nin ise o verdiği zehre karşı bir tolerans geliştirdiği keşfedildi. Bu süreci hızlandırmak içinse Graham hani benim verdiğim bu şeye alıştı, onun bedeni işe yaramıyor. O zaman daha fazla ve farklı bir şeyden vermem gerek diye düşünmüştü. Ve onun hayatını kaybetmesinden önceki gecede bu farklı maddeye geçiş yapmıştı. Hatta kadının cenazesinde böyle mide bulantısı, kusma atakları olduğuna dair raporlar vardı. Böyle ailelerinden birisi de hastalanmıştı bu cenazede. Molly'nin hayatını kaybetmesinin ardındansa Fred'in kusmaları, krampları daha sık bir hale gelmeye başladı ve çok daha şiddetliydi. Bundan dolayı Fred hastaneye yatırıldı ve burada da kendisine zehirlenme teşhisi konuldu. Hatta öyle ki bir doz daha fazla almış olsaydı hayatta olmayacaktı. Bunun da ardından artık Graham'ın teyzesi onun bu zararlı alışkanlığını fark etmeye başlamıştı kimyasallara karşı olan ve hatta okuldaki öğretmenlerinden birisi de ondan şüpheleniyordu. Bu şüphelerinin üzerine gidip Graham'ın okuldaki sırasını karıştırmıştı. Onların sıraları filmlerde görmüşsünüzdür. Böyle kapaklı bir dolap gibi açılıyor, içinde eşyaları bulunuyor. Bu sıranın içerisinde de birkaç şişe zehir buldu. Bunun ardından öğretmen gidip okul müdürüyle konuştu ve bulduğu şeyleri gösterdi. Okul müdürü de gidip Young'a kariyer danışmanı kılığında bir psikiyatrist tuttu, okula getirdi ve onunla konuşmaya ikna etti. Bu sırada psikiyatrist Young'ın zehirler konusundaki böyle aşırı fazla bilgisini fark etti. Ve anlattıklarının da ardından polisle temasa geçti. Bunların da üzerine Graham Young 23 Mayıs 1962'de tutuklandı. Hatta tutuklandığı sırada evinde ve kendi üzerinde de zehir içeren şişeler bulundu. Polis tarafından sorgulandığında ise babasını, üvey annesini, kız kardeşini ve okul arkadaşı Chris Williams'ı zehirlediğini itiraf etti. Hatta psikiyatrist Dr. Christopher Fish, Young'ın zihinsel bir hastalıktan ziyade psikopatik bir bozukluğa sahip olduğunu ve normal bir ahlaki duygu geliştiremediğini söyledi. Bunun da üstüne Young'ın tekrar suç işlemesinin son derece muhtemel olduğunu belirtti. Hatta bir muhabbet sırasında Young onun söylediğine göre antimonumu özlüyorum, bana verdiği gücü özlüyorum demişti. Bundan dolayı psikiyatrist Fish, Young'ın suç işleyen ve zihinsel bozukluğa sahip kişilerin tutulduğu Broadmoor Hastanesi'nde gözaltında tutulmasını önerdi ve bu önerisi kabul edildi. Önerinin kabul edilmesiyle de birlikte Young ağır bedensel zarar vermek için zararlı bir şeyi kötü amaçla kullanmaktan suçlu bulundu. Ama annesinin, yani üvey annesinin ölümüyle suçlanmadı. Çünkü onun otopsi raporunda zehirden dolayı hayatını kaybettiği yazmıyordu. Araba kazasının sebep olduğu fıtıktan dolayı hayatını kaybettiği yazıyordu. Ve hani hayatını kaybettikten sonra da zaten krematoryumda yakıldığı için bedeni, herhangi bir kanıt da kalmamıştı ortada. Yani bununla suçlayamıyorlardı onu. Bunun ardından yargıç Graham Young'ın Broadmoor Hastanesi'nde 15 yıl boyunca gözetim altında tutulmasına karar verdi. Bunun sonucunda da serbest bırakılmayacaktı herhangi bir psikiyatristin onayı olmadan. Bu şekilde 14 yaşındaki Graham Young, Broadmoor'un en genç mahkumları arasında yer aldı. Ama en gençleri değilmiş. Bir tane daha varmış 10 yaşında ondan küçük olan. Ama o da zaten Graham bu hapishaneye gelmeden önce hayatını kaybetmiş. Yani vardığı sırada en gençmiş ama tarihindeki en genci değil. Ama Young'ın Broadmoor'a gelişinin ardından da bir dizi zehirlenme olayları yaşanmaya başladı yine. Mahkumlardan birisi olan John Berridge, Young oraya geldikten kısa bir süre sonra siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Ve bunun üzerine orada çalışanlar ve diğer mahkumlar da şüphelenmeye başladılar Graham'dan. Çünkü bu Broadmoor Hastanesi'nin etrafı ve hatta bahçeleri bütün böyle defne yapraklarıyla kaplıydı. Ve Graham da sürekli insanlara defne yapraklarından kolayca zehir elde edebildiğini anlatıyordu. Ama ilginçtir ki Graham'ın bu anlattıkları hiçbir zaman kanıt olarak kabul edilmedi. Ve bu hayatını kaybeden kişinin de kendi canına kıydığına dair bir kayıt geçildi. Hatta bir keresinde de Graham'ın personelin ve oradaki diğer mahkumların içecekleriyle uğraştığını keşfettiler. Böyle boyanacak duvarları hazırlamak için kullanılan
şeker sabunu olarak adlandırılan bir sodyum bileşiğini kullandığı ortaya çıktı. Ve bunu da şu şekilde yapmıştı. Gidip bu hastanedeki insanlara ikram edilen o büyük çaydanlığın içerisine koymuştu. Ve bu şekilde içine doldurulan çaylardan her kim içtiyse hepsi bundan dolayı zehirlenmişti. Ama yetkililerse Graham'a takıntısından ne kadar uzaklaşırsa serbest bırakılma ihtimalinin de o kadar artacağını söylemişlerdi. Bundan dolayı Graham kendisini saklamayı iyi beceriyordu. Buna rağmen bu okumalarından vazgeçmemişti ama hala bu konularda kitaplar okumaya devam ediyordu. Kitapları nereden alıyor diye soracak olursanız Broadmoor Hastanesi'nin bir kütüphanesi vardı ve orada hani geniş bir kütüphane olduğu için de birçok kitabı elde etme imkanı oluyordu. Hatta Hitler'e ve Nazilere olan ilgisini de sürdürdü. Hatta bir yerde onlar gibi böyle bıyık bırakmıştı ve konuşmaları da onlarınkini taklit eder şekildeydi. 1965 yılı geldiğinde Graham Young ilk defa serbest bırakılmak için, yani tahliye için Broadmoor Hastanesi'ne başvurdu. Babası ve kız kardeşi Winifred bu duruşmaya katıldılar ve hiçbir akrabasının serbest bırakılması durumunda onu evlerine almayacağını söylediler. Hatta babası oğlunun asla serbest bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bunların üzerine Young'ın tahliye başvurusu reddedildi. Ancak Haziran 1970'te Broadmoor'da yaklaşık 8 yıl kaldıktan sonra psikiyatristlerden birisi İçişleri Bakanı'na onun serbest bırakılması için bir mektup yazdı. Artık bu takıntısından vazgeçtiğini, bu tarz şeylere ilgi duymadığını ve onun iyileştiğini söyledi. Bir tane daha psikiyatristten onay aldıktan sonra da oradan serbest bırakılmasına karar verildi. Ama oradaki hemşirelerden birisine Graham Young hastaneden ayrılmadan hemen önce şunları söylemişti. Dışarı çıktığımda burada geçirdiğim her yıl için bir kişiyi öldüreceğim. Hatta bu yorum Graham'ın dosyasına da kaydedildi. Ama ilginç bir şekilde yine serbest bırakılması kararını hiçbir zaman etkilemedi. Ve 4 Şubat 1971'de Graham Young artık 23 yaşındayken serbest bırakıldı. Bunun ardındansa bir pansiyonda kalmaya başladı. Ama kaldığı pansiyonda kız kardeşinin evine çok yakın bir yerdeydi. Hatta kız kardeşi babası kadar katı değildi ona karşı. Her ne kadar kardeşi kendisini zehirlemeye çalışmış olsa bile geçmişte, onun değişmiş olabileceğine, iyileşmiş olabileceğine inanıyordu. Bundan dolayı onunla temasını kesmedi, görüşmeye devam etti. Ama zaman geçtikçe endişe duymaya başladı. Çünkü suçlarına karşı bir takıntısı olduğunu fark etti Graham'ın. Genellikle bu yaşadığı yerdeki eski komşuları onun kim olduğunu fark ettiklerinde korkarlardı. Ve bu Graham'ın aşırı hoşuna giderdi. Hatta diğer insanlara zarar verdiği yerleri ziyaret etmekten de çok keyif alıyordu. Bundan dolayı da hani kardeşi artık yavaş yavaş ondan şüphelenmeye başlamıştı. Ve Graham kız kardeşinin korkularını gerçeğe dönüştürdü. Çünkü Londra'ya bazı geziler yaptı ve oradan çeşitli kimyasallar satın almayı başardı. Daha sonra Slough bölgesinde bir mağazacılık eğitim kursuna katıldı. Ve bu süreçte de yakınında bulunan Sippenham'deki bir hostelde kalmaya başladı. Hatta bu hostelin başka bir sakini olan 34 yaşındaki Trevor Sparks'la arkadaş oldu. Ve ikisi ara sıra birlikte bara gidip bir şeyler içerlerdi. Hatta bir de ev arkadaşı oldular bunun ardından. Ara ara birbirlerinin odalarına giderlerdi ve birbirlerine şarap ikram ederlerdi. Ama 10 Şubat gecesi Sparks şiddetli bir şekilde hastalandı. İshal, kusma, baş ağrısı ve bacaklarında iğneler ve testislerinde ağrılar olduğundan söyleniyordu. Ve akşam erken saatlerde de Graham Young'dan bir bardak su almıştı. Kendisi hastaneye gitmiş olsa bile sonraki aylarda semptomları böyle aralıklı olarak geri dönmeye başladı. Ve hatta bir futbol maçı sırasında kendisini o kadar kötü hissetmişti ki sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Uzmanlarsa onun başına neler geldiğini anlayamıyorlardı. Yani yaşadığı şeyleri mide enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonu gibi sebeplere bağlıyorlardı. Ve her ne kadar bir teşhis koyamamış olsalar bile Nisan 1971'de Sparks bu yaşadığı hosteli terk etti. Ve bir daha asla futbol oynayamamasına rağmen zaman geçtikçe ilginç bir şekilde iyileşmeye başladı. Young ise bu sırada kız kardeşinin evinin yakınında bulunan bir laboratuvarda iş buldu. Her ne kadar şirket bir laboratuvar olsa bile, yani kimyasallarla uğraşsa bile, Graham'ın kullandığı maddeleri depolamıyorlardı. Bundan dolayı Graham Londra'daki başka kimyagerlerle
yerlerden almak istediği malzemeleri satın almaya başladı. Ve bu işe başvurduğunda ise kimya ve toksikoloji okuduğunu belirtmişti. Ve bu laboratuvardaki insanlar da Graham'ın geçmişini öğrendiler tabii ki bu sırada. Ama Graham bunun sebebinin annesinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sinir krizi geçirmesi olduğunu söyledi. Onun anlattığına göre bu sinir krizinin ardından hastaneye yatırılmıştı. Ve yani işverenleri de referans istedikleri zaman onun işte bu psikiyatrik rahatsızlıkları olduğunu öğrendiler. Ama dediğim gibi insanları zehirlemekten hüküm giydiğine dair bir bilgilendirme almadılar ilginç bir şekilde. Ve kendisini işe aldılar. Hatta Graham'ın şartlı tahliye memuru da ne iş yerini ne de evini hiçbir zaman ziyaret etmedi. Halbuki bunları yapması gerekiyordu. Graham'ın işte tekrardan bir şeyler peşinde olup olmadığını anlamak için. Ve yeni iş arkadaşları da Graham'ı biraz tuhaf birisi olarak görüyorlardı. Bazı günler çok neşeliydi ama bazı günlerde gerçekten huysuz birisine dönüşüyordu. Molalarda genellikle tek başına oturuyordu. Hiç kimseye eşlik etmek istemiyordu. Daima en sevdiği konular hakkında kitaplar okurdu. Bunlar da işte savaş, kimya, Nazi Almanyası veya ünlü katillerdi. En sevdiği konulardan, yani bu bahsettiğim konulardan birisi tartışılmadığı sürece oldukça sessiz birisiydi. Çalıştığı yerde görevleri arasındaysa koridordaki çay arabasından içecek toplamak ve onları depoya getirmek vardı. Her çalışanın da kendine ait bir kupası olduğu için belirli kişileri zehirlenme için hedef alması kolaylaşmıştı. Bunun da üzerine Graham Young çalıştığı yerdeki işe başlamasından kısa bir süre sonra iş arkadaşlarını zehirlemeye başladı. Çoğunlukla da kendisine yakın yerlerde çalışan kişilere odaklanırdı. Yani ofis düşünürdü işte. Kendisininkine hangisi daha yakınsa onlarla uğraşıyordu. Ve genellikle çay ya da kahve içecekleri zaman onlara bu içecekleri götürmeden önce içlerine bir miktar zehir katıyordu. Kurbanlar ise kusma, mide ağrıları, ishal, baş ağrısı gibi semptomlar gösteriyorlardı ve hastalanıyorlardı doğal olarak. Bunda başlangıçta böyle gizemli bir virüs dolaştığını düşünmeye başladılar iş yerinde ve buna Bovington virüsü adını verdiler. Ama bazı insanlarsa hani bunun sebebinin yerel su kaynağının kirlenmesiyle ya da yakınlarda kullanılmayan radyoaktivite açısından yoğun olan bir bölgeden olduğunu düşünüyorlardı. 59 yaşındaki Bob Eagles'a bu Graham'ın çalıştığı yerdeki üst düzey yöneticilerden birisiydi ve Graham'ın da direkt olarak müdürüydü. Bob bir Dunkirk gazisiydi ve Graham da 2. Dünya Savaşı'na çok meraklıydı bildiğiniz üzere. Bundan dolayı ona sık sık savaş deneyimlerini sorardı. İşte nasıldı, şöyle bir şey yaşadınız mı, böyle bir şey oldu mu diye. Ondan sürekli anılarını anlatmasını isterdi. Ama tabii Bob'un haberi yoktu. Graham iş yerine gelmesinden haftalar sonra onu da zehirlemeye başlamıştı. Ve eninde sonunda Bob, ishal ve işte şiddetli mide ağrılarından dolayı işten birkaç gün izin almaya karar verdi. Ve bir hafta boyunca izin aldıktan sonra düzelmiş bir şekilde iş yerine geri döndü. Ama geri döndüğü günden itibaren çok daha kötü bir şekilde hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Şiddetli bir sırt ağrısı çekmeye başladı ve bacaklarında, parmaklarında uyuşmalar hissediyordu. Ve St. Albans şehir hastanesine transfer edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Yoğun bakıma alındığı sıradaysa felç olmaya başladı. Bu süreçte Graham ise Bob'a karşı böyle çok büyük bir ilgi gösterdi. Sürekli hastaneyi arıyordu, oraya gidiyordu, güncellemeler almaya çalışıyordu, durumu nasıl diye soruyordu. Ama nihayetinde 7 Temmuz 1971 tarihinde Bob Eagle hayatını kaybetti. Ve ölüm sebebini de polineuropati olarak belirlemişlerdi. Bunun ne olduğunu da kısaca okuyayım size. Polineuropati çoklu periferik yani çevre sinirlerin hasar görmesi durumudur. Periferik nöropati olarak da bilinir. Bu sinirler merkezi sinir sistemiyle vücudun diğer bölümleri arasında bilgi aktarırlar. Yani Graham'ın ona verdiği zehirler kısaca anlaşıldığı üzere adamın merkezi sinir sistemini ciddi derecede hasar vermişti. Ve Bob'un hayatını kaybetmesinin ardındansa Graham'la birlikte Godfrey Foster adlı bir genel müdür de onun cenazesine katılmak üzere seçildiler. Ve cenaze sırasında Graham Young Foster'a bir şey söylemişti ve bu da gerçekten onun bir garip hissetmesine sebep olmuştu. Graham kendisine Bob'un Dunkirk Savaşı'ndan kurtulup da böyle basit bir virüse yenik düşmesi ne kadar üzücü değil mi demişti.
Ve onun yokluğu sırasında ise Graham boş durmamıştı tabii ki, yani Bob'un yokluğu sırasında. Bu sırada onun asistanı olan Ron Hewitt'e hedef aldı. Hewitt o sırada zaten başka bir şirketten iş teklifi almıştı. Ve hani ihbar süresini geçiriyordu. Hani orada son aylarındaydı, son günlerindeydi belki de. Ve Graham da zaten onun yerine işe alınmıştı spesifik olarak. Ve bu süre içerisinde Hewitt gerçekten çok rahatsızlanmaya başladı. Aynı diğerleri gibi. Ama işten ayrıldıktan kısa bir süre sonra iyileşip kendine geldi. Hem Bob'un hayatını kaybetmesi hem de Hewitt'in işten ayrılmasının ardındansa Graham Young deneme süresi için dükkanda şefliğe terfi etti. Ve sonraki birkaç ay boyunca da iş arkadaşlarından birisi olan Diana Smart'a kafayı taktı. Kendisini sinir ettiği zaman çayına küçük dozlarda kimyasallar ekliyordu ve bunun hakkında da günlüğüne şunları yazmıştı. Diana dün beni sinirlendirdi. Bu yüzden onu bir hastalık nöbetiyle eve paketledim. Ona sadece onu sarsması için bir şey verdim ama şimdi ona daha büyük bir doz vermediğim için pişmanım. Onu birkaç günlüğüne evinde yatırabilirdim dedi. Yani gerçekten adamdaki takıntı inanılır gibi değil, oyun gibi görmeye başlamış artık bir yerden sonra bence. 8 Ekim 1971'de Graham bir başka iş arkadaşı olan David Nilsson'un çayına bir kimyasal ekledi. Ve bunun ardından Nilsson çayının çok tatlı olduğunu fark etti. Çünkü Graham bunun tadı, kimyasalın tadı anlaşılmasın diye içine bir sürü şeker atmıştı. Bundan dolayı Nilsson tadını beğenmediği için bir yudum aldıktan sonra çayını döktü. Ama Graham bir hafta sonra ikinci dozu vermeye çalıştı. Bunun ardındansa David bacaklarının uyuştuğunu, nefes almakta güçlük çektiğini ve göğsünde ağrılar olduğunu söylemeye başladı ve hastaneye kaldırıldı. Ve inanamayacaksınız ama teni o kadar hassaslaşmıştı ki çarşaflarının ağırlığını kaldıramayacak hale gelmişti. Çarşaf ağırlığından bahsediyoruz arkadaşlar. Yani ne hale gelmiş ve üstüne üstlük bütün saçları döküldü adamın. Ve Graham da böyle onu hastanede ziyaret edip ona daha fazla zehir vermeyi planlıyordu bu sürede. Ama sanırım bunu yapmayı başaramadı ve David iyileşti bir süre sonra. Ancak ne kadar iyileşmiş olsa bile cinsel anlamda iktidarsız kalmasına sebep oldu bu olay onun. Ve şimdi düşüneceksiniz, Graham bununla durdu mu? Hayır, tabii ki de durmadı. Hatta ona bunları yaparken bir başka arkadaşına daha yapıyordu iş yerinde. Bu sefer de Jethro Beth'i zehirlemeye başlamıştı. Ve Beth de Young'la böyle yakın arkadaş olmuş bir kişiydi. Hatta onu her gün evine bırakıyordu, evleri yakın diye. Ama daha sonra Graham ona da bunları yaptığını itiraf etti ve bir keresinde ona bir kahve vermişti. Ve bu kahveyi de adam çok sert bulduğu için sadece bir yudum aldıktan sonra dökmüştü. Buna rağmen, çok az bir miktarda içmiş olmasına rağmen, mide ve göğüs ağrılarıyla o da hastaneye kaldırıldı. Ve hastaneye kaldırıldığında ise saçları tamamen döküldü. Hatta adam bir ara kendi canına kıymaya çalıştı. Her ne kadar sonunda o da diğer arkadaşı David gibi iyileşmiş olsa bile o da cinsel anlamda iktidarsız kaldı. Ve ilginç bir şekilde Graham sanırım bundan biraz pişmanlık duymuştu. Günlüğüne şunu yazdı bu konuda. Beth'e zarar verme eylemimden oldukça utanıyorum. Herhalde yakın arkadaşı ve ona iyilik yapıyor diye öyle düşündü, bilemeyeceğim. Graham'ın bir diğer hedefi ise, ve evet bitmedi, devam ediyoruz. 56 yaşındaki bir Headlands'da yarı zamanlı çalışan Fred Biggs adındaki bir adamdı. O da ilk başta tipik Bovington virüsü semptomlarını göstermeye başladı. Yani bu Bovington virüsü adını vermişlerdi ya iş yerindeki virüs sandıkları şeye. Ve ardından 30 Ekim 1971 tarihinde Graham onun böyle çayına gerçekten yüksek dozda kimyasal ekledi. Ve ertesi gün adam göğüs ağrıları yaşamaya başladı. Yürümekte de artık zorlanıyordu. Birkaç gün içerisinde bir hastaneye yatırıldı. Oradansa Kuzey Londra'daki Whittington Hastanesi'ne, ardından da Londra Ulusal Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne transfer edildi. Merkezi sinir sistemi öyle bir bozulmuştu ki ne konuşabiliyordu ne de doğru düzgün nefes alabiliyordu. Hatta derisi durduk yere soyulmaya başlamıştı kendiliğinden ve bu sırada Graham da onun durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler alabilmek için sürekli ziyaret ediyordu ve hastaneyi arıyordu. Ancak Biggs 19 Kasım 1971'de hayatını kaybetti. Artık bu noktada çalıştıkları yerdeki insanlar o kadar endişelenmeye başlamışlardı ki bu hastalık durumundan, bir inceleme başlattılar bu konuda. Ve Young'ın iş arkadaşlarından bazıları da ondan şüphe duyuyorlardı doğal olarak. Hatta bunlardan birisi olan Diana Smart bu virüsten etkilenmediğini fark etti
Graham'ın ve onun virüsün taşıyıcısı olabileceğini öne sürdü. Çünkü o adam bu iş yerine gelmeden önce hiçbir şekilde hastalık olmamıştı orada. Demek ki taşıyıcıydı en azından, yani böyle bir şey yapmıyor bile olsa. Ve yine iş arkadaşlarından bir diğeri ise yetkililere Graham'ın kimyasallara ve zehirlere sağlıksız bir ilgisi olduğundan bahsetmişti. Ve firmanın sağlık görevlisi böyle bunun neden olmuş olabileceğine dair bir iddia attı ortaya. İşte şu kimyasaldan olmuş olabilir diye. Ve bu ilginç bir şekilde Graham'ı sinirlendirdi. Graham onunla büyük bir tartışmaya girdi. Hayır, sen yanılıyorsun. Bu zehir bu etkiyi yapamaz. Asıl bu etkiyi yapabilecek zehir bu budur. İşte ben senden daha çok biliyorum. Bak, ben bu konuda daha bilgiliyim vesaire diye. Onun üstüne çıkmaya çalışmıştı bu konuda. Bunun ardından adam ondan şüphelenmeye başladı doğal olarak. Ve o tartışmanın ardından işten sonra onu arayıp biraz daha sorgulamaya karar verdi. Bu sorgulamanın da ardından Young'ın böyle bu toksikoloji konusunda çok geniş bir bilgisi olduğunu fark edince polisle iletişime geçip kendisinden şüphelendiğini bildirdi. Bunun sayesinde de soruşturmadaki görevliler Graham Young'ın bu iş yerinde çalışmaya başlamasıyla Bollington virüsünün bu iş yerine gelmesinin aynı tarihte olduğunu fark ettiler. Polis tarafından yapılan bir arka plan kontrolü de Graham'ın geçmişini sonunda ortaya çıkardı. Ve sonunda 20 Kasım 1971'de Graham teyzesinin ve eniştesinin kentte bulunan evinde tutuklandı. Yanlış bir şey yapmadığını iddia etti ve üzerinde de hiçbir şey bulunamadı. Ama polis yatağını aradığında böyle içinde zehir bulunan bir şişe zulası buldu. Üstüne üstlük polis Graham'ın tuttuğu bir günlüğü keşfetti. Ve bu günlükte Graham yaptığı her şeyi anlatmakla kalmamış, kimin yaşayacağını, kimin öleceğine karar vermişti kendince. Polis tarafından biraz sorgulanınca da Graham bu işte günlüğünde baş harfli olarak belirttiği insan iş arkadaşlarına ithafen olduğunu söyledi ve yaptığı şeyleri de itiraf etti. Hatta hepsinde farklı farklı kimyasallar kullandığını ve bunu da doktorları şaşırtmak amacıyla yaptığını belirtti. Bu da yetmezmiş gibi üvey annesine yaptığı şeyin bir kusursuz cinayet olduğunu söylüyordu ve bununla da övünüyordu. Hatta adam o kadar uçmuştu ki memurlara bu kimyasallardan bir tanesinin insan vücudundaki etkilerini anlatmak için 20 dakika konuşmuştu aralıksız bir şekilde. Ona neden bunu yaptığı sorulduğunda ise verdiği cevap gerçekten çok ilginçti. Sanırım onları bir insan olarak görmeyi bırakmıştım. En azından bir öyle olan bir parçam vardı. Onlar benim gözümde ginepikten farksızlardı. Deney faresi olarak kullanmış yani herkesi. Graham Young'ın davası 19 Haziran 1972'de başladı. Bu süreçte iki cinayet, iki cinayete teşebbüs ve iki tane de zehirlemeyle suçlandı. Ama ilginç bir şekilde Graham suçsuz olduğunu iddia etti. Bu itirafının da sadece peşini bıraksınlar, rahat bıraksınlar onu diye olduğunu anlattı. Ama savcılık Graham'ın aleyhine ifade verecek 75 tane tanık çağırdı mahkemeye ve Graham'ın savunmasındaki tek tanıksa kendisiydi. Başka hiç kimseyi bulamadılar onu savunacak. Ve günlüğünden alıntılar da mahkemede okundu tabii ki. Graham ise mahkemede günlüğünün sadece bir romans fantezisinden ibaret olduğunu, bir kitap yazmaya çalıştığını söyledi. Serbest kalabilmek için her tuşa basmaya çalışıyor anlayacağınız üzere. Ama bu işe yaramadı açıkçası. Çünkü iş yerinde hayatını kaybeden müdürü Bob Eagle'ın her ne kadar krematoryumda yakılmış olsa bile kalıntıları serpiştirilmemişti etrafa ya da herhangi bir yere. Hala işte bir yerde saklanıyordu. Ve bunların üzerinde analiz yapıldı. Bu analiz sonucunda yüklü miktarda kimyasal keşfedildi. Ayrıca bu da yakılmış küllerin bir cinayet davasında kanıt olarak ilk kullanılışıydı ve bu da çok ilginç bir şey bence. Yani bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum açıkçası ben bunu anlatana kadar, size bunu araştırana kadar. İnsanlar bunun ardından medyada özellikle Graham'a zehirci çaycı gibi şeylerle seslenmeye başladılar. Lakaplarla diyelim. Ve Graham bunu beğenmemişti. Her ne kadar ilgiden çok hoşlansa bile medyanın verdiği ilgiden, bu onu birazcık rahatsız etmişti. Çünkü bu lakabın kendisini ve yaptığı şeyleri küçümsediğini düşünüyordu. Duruşmaların sonunda 29 Haziran 1972 tarihinde Graham Young hakkındaki bütün suçlamalardan suçlu bulundu ve 4 tane müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu yaptıklarından pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda ise hissettiğim tek şey ruhumun boşluğudur yani
yanıtını verdi. Bunun da ardından Graham Young, İngiltere'nin en ciddi suçlularının evi olan White Adası'ndaki maksimum güvenlikli Parkhurst hapishanesinde hapsedildi. Bu hapishanede genellikle zihinsel rahatsızlıkları olan ve bunların ciddi seviyede olduğu kişiler bulunuyordu ayrıca. Ve burada İngiltere'deki bir başka ünlü katil olan mor katili Ian Brady kendisine bir hayranlık geliştirmeye başladı. Ancak hayranlığı karşılıksız kaldı. Brady'ye göre Graham Young aseksüel, yalnızca güç, klinik deney, gözlem ve ölümle heyecanlanan birisiydi. Hapiste kaldıkları süre boyunca ise birlikte satranç oynayıp Nazi Almanyası'na duydukları hayranlığı dile getirerek aralarında bir bağ kurdu ikili. Ayrıca Londra'daki Madame Tussauds Müzesi'nde Graham Young'ın bir heykeli yapıldı ve bu heykeli ise küçüklüğünden beri hayranlık duyduğu idoli olan, daha başında da videonun bahsettiğim Dr. Crippen'ın heykelinin yanına koyuldu ve oradaki böyle korku odası adlı bir bölüm varmış. Oraya dikildi heykelleri de kendilerinin. Hatta bu da Graham Young'ın çok hoşuna gitmişti söylendiğin üzere. Yani ona bir de bu zevki tattırmış olmaları bilmiyorum ne kadar hoş bir durum ama her neyse. Ancak Graham Young 1 Ağustos 1990'da Parkhurst'teki hücresinde 42 yaşında hayatını kaybetti. Resmi ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak belirtildi ama oradaki diğer insanların kendisinden hep çekindiğini, ona yaklaşmak istemediklerini biliyordu herkes ve kendilerini zehirlemesinden endişe ediyordu oradaki diğer mahkumlar. Bundan dolayı bazı insanlar bu mahkumların bazılarının işte Graham'ı zehirleyip kendi yöntemiyle onun canına kıydıklarını düşünüyorlar. Ama bazı kişilerse Graham'ın kontrol adına son bir hamle yapmak istediğini ve en sonunda kendi kendini zehirlediğini düşünmekteler. Çünkü geçmişte bir kalp rahatsızlığı olduğu bilinmemekteymiş öğrendiğim kadarıyla. Ve bu olay başka şeyleri de etkiledi. Çünkü 1995 yılında Young Poisoner's Handbook adında Graham Young'ın hayatını anlatan bir kara komedi sinemalarda gösterime girdi. Ve Kasım 2005'te de 16 yaşındaki bir Japon kız öğrenci annesini zehirledi ve bundan tutuklandı. Ve tutuklandığında ise 1995'teki filmi izlediğini ve Graham Young'dan çok etkilendiğini itiraf etti. Ayrıca Young'ın günlüğüne benzer böyle çevrimiçi bir blog da oluşturmuştu. Ve kullandığı dozajları, işte reaksiyonları vesaire hepsini buraya kaydetmişti. Hatta Graham'ın tutuklanmasının da ardından bu kimyasal satışları konusunda bir inceleme başlatıldı ve bu konuda suçlu olan kişilerin en az iki psikiyatrist tarafından onaylanmadığı sürece asla serbest bırakılmaması gerektiği, bunun da ardından serbest kalsalar bile daima takip edilmeleri gerekildiğine karar verildi ve Graham Young'ın davası da bu şekildeydi arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıda belirtin, mutlaka konuşalım. Yani gerçekten acayip ilginç bir dava. Bu adamın yıllar boyunca keşfedilmeden, hani yaptığı şeyler ortaya çıkmadan bu kadar insana zarar verebilmiş olması gerçekten şaşırtıcı yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu buraya kadar izlediyseniz de aşağıya bir kimyasal bir şeyle alakalı bir emoji koyabilirsiniz. Bu sayede buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum. Koyamazsanız da kimyasal emoji vesaire öyle bir şey yorum yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram'da ama buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Ayrıca kitaplarımı satın alabileceğiniz linklerde açıklamaların en başındaki linkte bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.